basın açıklamamıza hoş geldiniz. Bugün ÇEDES'e bir kez daha hayır demek ve MESEM'li öğrencilerimize sermayenin ucuz iş gücü olarak kullanılmasına ses yükseltmek için buradayız. Milli eğitimin, öğretmenlerin, öğrencilerin yüzlerce çözüm bekleyen sorunu dururken biliyoruz ki bakanlık bu yıl bütün öğretmenlere önlük dağıtmıştır. Özellikle kadın düşmanlığı üzerinden oluşturulan ittifaklar ve devlet politikaları gösteriyor ki önlükle devlet kadın bedenini beyaz bir çarşaf gibi kapatmayı hedeflemektedir. Oysa ki önlüklerimizde yazan sorunlar önlükle kapatılamayacak kadar büyük ve gerçek sorunlarımızdır gördüğünüz gibi. Öğretmen ders verir, ders okulda verilir. Öğretmen ders verir, ders okulda verilir. Uzun süredir eğitim sisteminde ve okullarda iktidarın siyasal, ideolojik hedefleri doğrultusunda piyasacı ve dinci bir kuşatmanın yaşandığı bilinmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın patronlara ucuz iş gücü sağlamak için gündeme getirdiği MESEM ve eğitim sistemini büyük ölçüde dinselleştirmeyi hedefleyen ÇEDES projesinin sonuçları öğrencilerimizin ve çocuklarımızın nasıl tehlikeli bir kuşatmayla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Bu alanda yaşanan birçok soruna dair görüşme taleplerimizi ısrarla cevap vermeyerek reddettiğini gösteriyor. Sadece bu değil. Yeni yeni uygulamalar var. Müfredat alanında uygulamalar var. Müfredatla ilgili eğitim alanında taraf olan bir sendika olarak söz sahibi olmak ve bilgi sahibi olmak için de kendilerinin bilgi almak istememize rağmen, yazılar yazmamıza rağmen bize dönüp bir yanıt vermediler. Biz buradan bakanlığı bütün bu sorunlar karşısında, eğitim alanında oluşan birçok sorun karşısında sadece penceresinden dışarıya bakan bir bakan olarak tanımlıyoruz. Ellerimizi, öğrencilerimizi yoksulluğa razı etmek, öğrencilerimizin, velilerimizin rızasını almak anlamına geldiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Değerli arkadaşlar, çevremi duyarlıyım, ÇEDES değerlerime sahip çıkıyorum. Bir çevre katliamı yaşanıyor. Akdeniz'de rant değeri en yüksek olan ormanlarımız, arazilerimiz bir bir talan ediliyor. Peki Sayın Bakan, Erzincan ilçe ilişkin çevremi duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum adı altında ÇEDES'e ilişkin, buna ilişkin bir açıklaması oldu mu? Bakın Erzincan ilç aslında kıtalar arası bir felakete yol açan bir durum.